Herkese merhaba. Bu hafta yeni açılmış bir mekandayız. Bu hafta bir kadın girişimci mekanındayız. Beni biliyorsunuz, genellikle yeni açılan mekanlara ve kadın girişimci mekanlarına karşı bir ayrıcalık sunuyorum. Bunlar üzerine ayrıca video çekmekten keyif alıyorum. Çünkü onlara vermiş olduğum destekten dolayı memnun oluyorum. Şimdi burada mekan sahibinin oğlu Enes yanımızda. Enes'cim dur ben sana mikrofonu uzatayım şimdi konuşturayım seni. Burada annen ne yemekleri yapıyor? Çorbanın içinde çavuç var, bir de batana var. Başka ne yapıyor? O da da. O kadar mı? Hı-hı. Ama o kadar değil sanki, başka şeyler de yapıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Sen okula gidiyorsun ama değil mi? Hı-hı. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. 6. Ama o yaşın sanki. Hı hı. Emin misin? Hı hı. Ben devam edeyim mi peki? Hı hı. Tamam, o zaman ben devam ediyorum. Şimdi Enes'i konuşturmaya çalışıyoruz ama Enes anaokuluna gittiği için Enes çok fazla içerideki yemeklerden hakim değil. Birazdan ben size yemeklerin resimlerini tek tek atacağım. Burada neler olduğunu göstereceğiz. Mekanımızın adı Betüş Kafe ve Ev Yemekleri. Doğru mu Enes? Betüş Kafe değil mi? Betüş Kafe ve Ev Yemekleri. Peki bu mekan nerede? Şimdi bu mekan İsmet Paşa Bulvarı denilen yerde. Çorlu içerisinde. İsmet Paşa Bulvarı neresi oluyor? Onu gösterelim size. İsmet Paşa Bulvarı Çorlu'da yeni açılan bir bulvar. Şöyle göstermek gerekirse ileride Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve Mükerrem Ali Kaya'nın ilkokulunun yeni açıldığı yerler var. Bu taraftan baktığımız zaman ise arka tarafımızda Mekke Camii kalıyor. Ve yukarı tarafta ise Mükerrem Ali Kaya'nın ilkokulunun yıkıldığı yer. Yani oradaki kavşaktan aşağı doğru geldiğinizde sağ baştan 4. sıradaki dükkan Betüş Kafe ve Ev Yemekleri olarak geçiyor. Henüz içeri tarafta tabela ve işte totem yapılmadığı için camlardan çok fazla reklam görünmüyor. Eski bir pet shop burası. Fakat reklamı yapıldığı zaman, folyosu yapıştırıldığı zaman daha çok dikkat çekecek. Biz ise şu anlık sadece konum tarifiyle sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi bu mekanda ev yemekleri yapılıyor. Bu mekanda ev yemekleri yapılıyor ve kısa bir süreliğine de olsa, ben öyle diyorum çünkü bütün videolarımda 3 çeşit yemeği 45 liraya yemeniz mümkün. Özellikle okullar bölgesine yakın olduğu için, arkamda 2-3 tane okul olduğu için tam anlamıyla öğrenciler için ideal bir yer. Çünkü öğrencilerin yemek yiyebilecek mekanları yok. Öğrencilerin gidebileceği yerler yok. Ve ev lezzetinde tıpkı ailesine yemek yedirir gibi, ailesine ikram eder gibi, ailesine sunar gibi güzel yemekler yaptığından dolayı, ki ben buna bugün gelen müşterilerden şahidim. Tam anlamıyla öğrencilerin yiyebileceği ideal sağlıklı yemekler bulunmaktadır diyoruz. Peki Betüş Kafe ev yemekleri kimin, nasıl ortaya çıkmıştır, nasıl meydana gelmiştir, bunu da size mekanın içerisinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi özellikle kadın girişimci mekanlarına karşı ilgim alakam biliyorsunuz. Sebebi ise erkekler bir şekilde işini çekip çevirebiliyor ama kadınlar birazcık daha hassas olabiliyor bu noktada. Yani iş yürümediği zaman moral çöküntüsü olabiliyor veya bazı sıkıntılar yaşandığı zaman yeterince destek bulamayabiliyorlar. Ama bir erkek öyle olmadığı için birazcık daha kadın girişimci mekanlarına karşı hani öncelik vermeye çalışmaktayım. Şimdi peki Betüş Kafe ev yemekleri nasıl ortaya çıktı? Mekan sahibi konuşmak istemiyor. Hatta şu an gizleniyor bile. Mekan sahibine de konuşmak istemiyor. Çünkü çok fazla kamerayla haşır neşir olmadı şimdiye kadar. Olmak da istemiyor. Ben de ona saygı duyuyorum. Çünkü biz kendisiyle yaklaşık 4 yıldır tanışıyoruz. Daha önceleri Instagram'dan bir girişim içerisindeydi. Nasıl bir girişim içerisindeydi? Günlere, çeşitli doğum günü partilerine veya sipariş üzerine, sıradan ev yemeği siparişi üzerine İşler yapmaktaydı. Hatta ben de öyle bir Instagram paylaşımıyla kendisiyle tanıştım. Hatta hiç unutmuyorum. 4 sene önce ilk verdiğim siparişte sarımsaklı köfte ya da Adana yöresinde fellah köftesi adı verilen köfteyle başlamıştık biz. Daha sonra sarmasıydı, şırdanıydı derken bayağı sipariş verdik. Ama gel gelelim, böyle bir girişime başlamış olmak oldukça dikkat çekici bir şey. Oldukça cesaret gerektiren bir durum. Çünkü evden iş yapmak
çok ayrı bir durum. Dükkan açıp vergi mükellefi olmak, elektrik faturası ödemek, tedarikçilerle uğraşmak çok farklı bir durum. Günümüzde birçok kadın ev içerisinde yaptığı çeşitli yemeklerini paylaşıyor. Çeşitli yemeklerle ilgili sipariş alıyor ve bu yemeklerle alakalı işte Instagram sayfaları ya da Facebook sayfalarıyla satış yapabilmekte. Fakat dediğim gibi apayrı bir girişimde bulunup dükkan açıyor olmak gerçekten bu devirde özellikle çok zor bir durum. Bu işi yapanlara büyük takdir sağlamak gerekiyor ve destek vermek gerekiyor. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi özellikle burası okullar bölgesine yakın olduğu için annelerin, babaların güvenerek çocuklarını gönderebileceği, yemek yemelerini sağlayabileceği bir yerdir. Genellikle videolarımda sürekli tadım yapmama alışıksınız. Sürekli bir şeyler yememe alışıksınız. Ancak bu kez yemek yemeden bir video çekmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz diyet sürecindeyim. Özellikle her seferinde söylüyorum bunu. Diyet sürecinde olduğum için bugün burada yemek yemedim. Fakat videonun içerisinde yemeklerle alakalı olarak size görseller sunacağım. Geldiğinizde peki burada neler olacak? Şöyle kısaca bilgi vermek gerekirse, bir esnaf lokantasında standartlaşmış yemeklerin birçoğunu bulacaksınız. Artı işte limonata, meyve suyu, soda, ayran ve ilerleyen günlerde çeşitli tatlılar da yer alacak burada. Geldiğinizde keyifli bir şekilde yemeğinizi yiyerek karnınızı doyurabileceksiniz. Hem de belli bir süreliğine 45 liraya diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmanızı beklerim. Selam verin Enes. Ne diyoruz? Herkese hoşça kalın. Hoşça kalın.